Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün İzmir'de işletme sahibi Murat Çetinkaya'ya konuk oluyoruz. Murat Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, sizleri sağ olun. Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Murat Bey, ilk olarak kısaca sizi tanıyalım. Murat Çetinkaya, 1988 doğumlu, Diyarbakır'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretimini, lise hayatını Diyarbakır'dan bittikten sonra Kıbrıs'a yerleşti. Yani Kıbrıs'a gittiğim zamanlarda muhasebe işine girdim. 4-5 yıl Kıbrıs'tan yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Evet, uzun bir süre Kıbrıs'ta yaşadım. Ama işte Türkiye hasreti, Türkiye'ye dönmek istemek. Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. Birçok farklı işlere girmeyi düşündüm. Neden ama, bu sektörü tercih ettiniz? Yani bu sektörü tercih etmemdeki sebep nargileyi seviyor olmam. Yani küçüklüğümden beri iş yapmak istediniz. Tabii. Sevdiğim bir işi yapmak istedim. Küçüklüğümden beri nargileyle bir bağım vardı. Bunu en sonunda ticarete dökmeyi başardım. Evet, gayet güzel, severek yapıyorsunuz. Evet. Peki biraz çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz? Çünkü ben gerçekten bir sürü çeşit görüyorum burada. Evet. Bizim birçok ürünümüz var. Kendi yaptığımız ürünlerimiz var. Onun dışında ithal ürünlerimiz var yurt dışından gelen. Pirinç olan çeşitlerimiz var. Karışım olan çeşitlerimiz var. Çelik olan çeşitlerimiz var. Yani müşterinin talebine göre her şeyi tedarik etmeye sağlıyoruz. Evet. Peki daha çok hangisini tercih ediyorlar? Yani genelde şu an için son günlerde en çok giden ürünler çelik ürünlerimiz. Daha sağlıklı oluyor herhalde. Daha sağlıklı. Peki İzmir dışında başka şubeleriniz de bulunuyor? Bizim Diyarbakır'da, Ankara'da ve Antalya'da olmak üzere 3 tane daha şubemiz var. Aynı zamanda Kocaeli'ndeydi fabrikamız. Şu an İstanbul Tuzla'ya taşındı. Bütün fabrikamız var. Tuzla'da organize sanayide. Tütün fabrikamızda şu an Türkiye içine kendi markamızı tanıtmak için zaten İzmir'deki şubemizi de açtık. Aynı zamanda mesela Rusya olsun, Kazakistan olsun, Ukrayna olsun, Almanya olsun, İsviçre olsun birçok ülkeye de ihracat yapıyoruz şu an. Yapıyorsunuz. Evet. Peki İzmir'de nasıl işliyor bu sektör? Ya İzmir nargilenin merkezi gibi bir şey. Tombeki vardı o zamanlar. Yani eskiden insanlar daha çok tombeki içerlerdi. İzmir'de bunun çıkış yerlerinden birisi. Antalya'da öyledir diye düşünüyorum. Antalya'da yani şu an için nargile çok popüler günümüzde. Ve önümüzdeki yıllar daha da çok popüler olacak gibi duruyor şu an. Yani daha altın çağına gelmek üzere öyle söyleyeyim size. Nargilede görseller çok önemli. Evet. Kişiye özel tasarım yapıyor musunuz? Kişiye özel tasarım yapıyoruz. Üstlerine isimlerini yazabiliyoruz. Aynı zamanda markuşlar vardır. Markuşlara isim yazabiliyoruz. Örnek veriyorum, bir kafe geldiği zaman ona özel bir tasarım yapabiliyoruz. Yani kafenin isteği doğrultusunda. Tabii ki. Yani onların hayal ettiklerini biz gerçekleştirebiliyoruz yani. Ayrıca bizim ürünlerimiz dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Yani insanlar bunu alıp evinin bir köşesinde dekoratif olarak sergileyebiliyorlar. Evet, kimi insan çünkü görünüşünü bile sevebiliyor yani. Süs olarak tutmak istiyor evinde. Gerçekten hepsinin de birbirinden farklı görünüşleri olduğu için hoş duruyorlar. Peki buradaki tasarımlar size mi ait? Yani %25 veya 30'unu söyleyeyim. Bir kısmı size ait. Bir kısmı bize ait. Önümüzdeki yıllar için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir planınız var mı? Şöyle söyleyeyim. Tütün anlamında kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yani şu an için zaten İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu olsun, Akdeniz olsun, ürünlerimizi orada epeycene bir tanıttık yani. İnsanlar severek alabiliyorlar. Şimdi Ege bölgesine ağırlık vermeye başladık. Evet. Tabii. Yurt dışında zaten şeylerimiz var. Bunun yanı sıra şu an için
yurt dışında fuarlar olmaya başladı, nargile fuarları. Zaten buna fabrika olarak sürekli katılıyoruz. Katılım gösteriyorsunuz. Tabii ki. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle işletme sahibi Murat Çetinkaya ile gerçekleştirmiş olduğumuz boş sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.